Peki bu dertimizde ise admin uygulamasını aktif hale getirelim. Peki ilk olarak gelip buradan Block App uygulamasının Settings Pay dosyasına gelelim ve bu aşamada yeni bir Django projesi oluşturduğumuzda admin uygulaması otomatik olarak projemize ekleniyor. Ve biz bunu sadece kullanıyor olmamız ve özelleştiriyor olmamız yeterli. Dolayısıyla örneğin bir model ekledik, bir blok modeli ya da bir kategori modeli. Bu kategori modelleri ya da blok modeliyle alakalı bir form, örneğin bir veri ekleme formu eklemek zorunda değilsiniz. Bu yapıyı direkt admin uygulaması içerisinde, yani admin paneli içerisine dahil edebiliyoruz. Peki ilk olarak biz uygulamaya nasıl ulaşacağız? Buradan gelip uygulamanın klasöründeki URL'se geldiğimizde zaten gördüğünüz gibi URL'in sonuna, yani uygulamayı çalıştırdığımız zaman 127.0.0 şeklinde gelen URL'in sonuna admin dediğimiz zaman zaten bakın bize projeye gelen admin uygulamasındaki URL şeması altına direkt yönlendiriyor. Dolayısıyla gelip biz uygulamayı direkt çalıştıralım. Buradan run server diyelim. Ve gelerek buradan direkt blocks değil, ben gelip buradan admin yazıp enter'a bastığımda bakın bir yönetim paneli giriş ekranı geliyor ve biz buradan parola ve username bilgisini girerek yönetim paneline ulaşabiliyoruz. Ancak burada tabii ilk giriş aşamasında yönetim paneline girdikten sonra kullanıcı oluşturmak için gerekli olan altyapı da var tabii ki. Ancak bu aşamada ilk olarak bir shell kullanarak bir kullanıcı adına bir parola bilgisini oluşturuyor olmamız gerekiyor. Yani yönetim paneline ulaşabilecek olan bir yetkili bir kullanıcıya ihtiyacımız var. Bunun için de yapmamız gereken Python 3 manage.py ve gelip create, şöyle bir boşluk, create super user diyoruz ve enter dediğimizde buradan bir kullanıcıyı burada oluşturabiliyoruz. Şu anda kullanmış olduğum bilgisayarın kullanıcı adı Sadık Turan olduğu için direkt bunu kullanabilirsiniz. Enter'a bastığınızda şeklinde bana soruyor. Ancak farklı bir şey kullanabilirsiniz tabii ki. Örneğin admin uygulamasına admin kullanıcı adıyla giriş yapabiliriz ya da mail adresimiz için örneğin info@sadikturan.com şeklinde rastgele bir mail adresi girebilirim. Parola bilgisi için de admin alt çizgi 123 giriyorum ve enter'a basıyorum. Buradan parolayı tekrar istiyor. Admin alt çizgi 123. Ders altından proje indirdiğinizde yine aynı parola ile giriş yapabilirsiniz. Peki sonuçta şu anda oluşturmuş olduğumuz user proje içerisinde bulunan SQLite dosyası içerisinde geliyor ve ben proje içerisinde bu veri tabanını olduğu gibi ekliyorum zaten. Peki okey dediğimizde buradan parolanın username'e çok benzer olduğunu söylüyor. Sonuçta kullanıcı adımız admin ve parolamız da admin alt çizgi 123. Dolayısıyla bunu tek gene de kullanmak istiyor musunuz? Evet diyerek bu kullanıcının oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Peki bu aşamada yapmamız gereken gelip buradan şöyle yönetim paneline gelelim. Şunu bir yenile diyelim. Ve gelip buradan user tablosuna baktığımızda bakın yeni oluşturmuş olan kullanıcı. Admin kullanıcısı burada. Admin kullanıcısının parolasına bakın burada ulaşamayız. Burada girmiş olduğumuz admin alt çizgi 123 hashlenmiş. Yani şifrelenmiş bir şekilde veri tabanına kaydediliyor. Dolayısıyla uygulamanın sahibi siz de olsanız uygulamanızda kayıt olan bir kullanıcının şifresini asla göremezsiniz. Peki bu şekilde bilgilerimiz geldi ve biz burada artık uygulamaya giriş yapabiliriz yönetim paneli üzerinden. Gelip buradan run server diyelim ve buradan uygulamaya tekrar gelelim. Ve buradan admin kullanıcı adı admin alt çizgi 123 diyerek enter'a bastığımızda yönetim paneline bakın giriş yapıyoruz. Peki gayet güzel. Şimdi gelip buradan örneğin website dediğimizde uygulamanın ana sayfası karşımıza gelir. Buradan change password dediğimizde parolayı burada değiştirebiliyoruz ya da logout dediğimizde uygulamadan çıkış yapabiliriz. Bunun haricinde örneğin users dediğimizde şu anda var olan user bilgileri bakın admin ve buradan detay bilgilerine de tabii ki bu şekilde ulaşabilirsiniz ve bu user için farklı bilgi de eklenebilir. Örneğin first name, last name yani ad ve soyad bilgisini burada güncelleyebilirsiniz. Ancak admin user'a bu şekilde tabii ki müdahale etmeyelim. Buradan gelip yeni bir tane add user diyerek yeni bir kullanıcı adıyla bir bilgi oluşturabilirsiniz. Örneğin kullanıcı adı Sadık Turan olsun ve parola bilgisi de tekrar admin alt çizgi 123 diyelim. Admin alt çizgi 123 diyelim. Buna okey dediğinizde bu sayfa üzerinden oluşturulduğundan dolayı buradaki bilgiler yani kriterler göz önünde bulundurulması gerekiyor. Peki admin alt çizgi 123 kriterleri sağlıyor mu? Save dediğimizde bakın sağlıyor. Buradan user'lara baktığımızda bakın user bilgisi
burada yer alıyor. Ancak bu user bilgisi staff değil, yani çalışan olmadığı için burada çarpı işareti. Dolayısıyla bu kullanıcı adıyla uygulamaya giriş yapabilirsiniz ancak yönetim paneline ulaşamazsınız. Burası önemli. Sadık Turan buradan seçtiğimizde örneğin burada admin uygulamasına giriş yapabilir ancak süper user değil. Yani bütün yetkilere sahip olan user değil. Burası önemli. Ya da ikisini işaretleyip de kaydettiğinizde bu user'da aynen oluşturmuş olduğumuz admin user'la aynı kriterde, aynı yetkilere sahip olan bir kullanıcı olur. Peki, gayet güzel. Gördüğünüz gibi bir kullanıcı işlemleri bize hazır olarak getiriyor. Ve hatta kullanıcılar arasında tabii ki örneğin buradan süper user'a göre ya da aktif olup olmamasına ya da örneğin çalışan olup olmadığına, staff olup olmadığına göre bunları filtreleyebilirsiniz ya da buradan bir arama da yapabilirsiniz. Sadece user'ların grupları vardır ve gruplara göre belli yetkiler verilebilir tabii ki. Peki biz yönetim paneli üzerinde sadece user'ları değil tabii ki uygulama içerisinde oluşturmuş olduğunuz modelleri de burada tanımlıyor ve kullanıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir sonraki dersimizde ise oluşturmuş olduğunuz blok modeli ve kategori modeli yönetim paneli üzerine nasıl dahil edeceğiz ve modeller üzerinde nasıl güncellemeler yapacağız örneğin.